Hoş geldiniz. Çok heyecanlı bir grup, zaten canlı bir grup. Son panelimiz ama konumuz da çok heyecanlı bir konu. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Yeme içme konusu. Hepimiz ya yemek yiyoruz ya yemek yapıyoruz. Önemli bir konu. Panelistlerimizi tanıyorsunuz çoğunuz. Televizyondan olsun, restoranlarından olsun, yazılarından. Ama yine de böyle kısaca bir tanıtmak gerekirse, Maksut Aşkar 20 senedir bu sektörde gelenekseli günümüze taşıyan, dayanamadım tanıştıracağım. Biraz, tanıştırmama gerek var mı diye çok düşündüm. Çünkü yani şimdi yani yavaş yavaş akşam yaklaşıyor. Hadi dedik yani biraz yemek yiyeceğiz sonra gideceğiz. Ben güzel böyle bir ayvalık tavuğu yedim ama o sucuk yavaş yavaş böyle geliyor. Acele ettik, evet. Maksut 20 senedir bu işte, bu sektörde. Bugünlerde tabii televizyon programları da var ama gelenekseli günümüze uyarlayan mutfağıyla sevdiğimiz Neolokal'in, İstanbul'da Neolokal'in şefi ortağı. Refika Birgül bildiğiniz gibi yazılarından, programlarından takipteyiz. Aynı zamanda Refika'nın yaratıcısı. Mehmet Gürs, Türkiye'de çağdaş restorancının öncülerinden, öncüsü. Şef, Mikla, Kronotrop, Namnam gibi sevdiğimiz markaların yaratıcısı. Aynı zamanda Yeni Anadolu Mutfağı'nın, birazdan daha detayına gireceğiz, öncüsü. Wilco'yu tanıyorsunuz. senelerdir tabii gezi ve yemek programlarından severek izliyoruz. Daha fazla lafı uzatmadan konumuza gelelim. Konumuz globalleşen Türk mutfağı. Bir kere her şeyden önce globalleşiyor mu Türk mutfağı diye bir soralım dedik. Dünyadan baktığımızda, bizim buradan gördüğümüz değil de dünyadan dışarıdan baktığımızda nerede Türk mutfağı? Bunu herkese soracağım ama istersen Mehmet senden başlayalım. Çünkü yıllardır hem yurt dışında hem Türkiye'de bu işin öncüsüsün. Yani dünya çapında bir şefsin. Sence neredeyiz? Ben ayağa kalkacağım, heyecanlıyım. Şimdi şurada tam çıkmadan önce küreselleşme diyebilir miyim globalleşmeye? Evet, Türkçe lütfen küreselleşme lütfen diyelim. Peki. Şimdi... Başlığımız öyleydi o yüzden. Diyor ki burada Wikipedia ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama küreselleşme ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş tokuşundan doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Bunu yemeği bir tarafa bırakıp, Türk mutfağını vesaire yemeği bir tarafa bırakıp, Türkiye acaba bu dünya ile içli dışlı mı? Her açıdan içli dışlı mıyız? Kültürel olarak tarımda içli dışlı mıyız? Sanatta içli dışlı mıyız? Müzikte öyle miyiz? Sanayide daha iyi noktalara geldiğimizi biliyoruz ama bir hayli yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz ki çok lezzetli yemek yiyoruz evlerde. Biraz şımarız, biraz evet annelerimiz, babaannelerimiz özellikle kadınlardan bahsediyorum. Burada genelde evlerimizde bize çok çok iyi yemekler yediriyor. Ama nedense dışarı çıktığımız zaman, sokağa çıktığımız zaman bu seviyede yemek yemiyoruz. Bir de Türkiye'nin dışına çıktığımız zaman, küreselleşmeden bahsedersek, dışarı çıktığımız zaman dönerdir. Şimdi 3-5 tane pideci, lahmacuncu çıkmaya başladı dünyada. Avrupa şu an döneri biliyor. Amerika'ya gittiğiniz zaman gyros. Yunanlılar oraya gyros'u götürdü. Onlar onu biliyor ve hatta shawarma'yı biliyorlar. O da Kuzey Afrikalı göçmenlerin götürdüğü. O yüzden çok iyi noktada olduğunu söyleyemeyiz. Son 10 yıldır çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Çoğu Türkiye'de çok fazla tanınmasa da, çünkü ilk biz buraya çıkmadan önce demişti işte çok bir hayli, nazikçe söyleyeyim, çekingen ve muhafazakar bir damak tadına sahibiz veyahut da yeme içme alışkanlıklarına sahibiz dendi biz buraya çıkmadan önce. O yüzden şöyle bir yaklaşımla gittik. Maksut da bunu yaptı. Ben kendim de aynısını yaptım. Başka aşçılarımız da aynısını yaptı. Önce bu oyunu dışarıda oynayalım. Yeni Anadolu Mutfağı'nda hikayesi biraz böyle başladı. Bugün Türk mutfağı nerede? Türk mutfağı nedir? Bir de ona bakmamız lazım. Sadece Türkiye sınırları içinde mi? Yoksa Yunan adalarına mı, yoksa biraz daha kuzeye gittiğimiz zaman ne oluyor? Güneydoğu'da, Antakya'da bir yemek yapılıyor ama sınırın öbür tarafından ona çok benzer bir yemek yapılıyor. Hangisi nedir? O kadar soru var ki, çünkü binlerce yıllık kültürün olduğu bir topraklarda yaşıyoruz. Değişik etnik kökenler, değişik dinlerin olduğu bir bölgede yaşıyoruz.
ve bu, bütün bunlar meseleyi iyice karmaşıklaştırıyor. O zaman milli bir sınırdan mı bahsediyoruz yoksa bölgesel bir mutfaktan mı bahsediyoruz vesaire vesaire. Yani sonsuz sorular var. Dedik ki bütün bu kutuyu biz Türkiye'de açarsak daha biz kafayı çıkarmadan biri bunu bizim kafamıza indirir. O yüzden bu meseleyi önce yurt dışına başlayalım oynamaya. Orada dayak yersek en kötüsü kuyruğu bacaklarımızdan alırız ve geri döneriz. Yani en fazla olur dedik. Ama muazzam bir tepkiyle karşılaştık. Çünkü sizler de biliyorsunuz buradan çıkan lezzetler, biz lezzetli yemek yiyoruz. Bu bölgede sağlıklı yemek yiyoruz ve lezzetli yemek yiyoruz binlerce yıldır veyahut da yüzlerce yıldır. Belki bugünler sonra 50 sene böyle olmasa da. O yüzden müthiş bir potansiyel var. Ve başladık oynamaya. Ve doğru yolda gittiğimizi düşünüyorum. Senin soruna cevap, küreselleştik mi? Hayır, kesinlikle orada değiliz. Daha yani evet çay kaşığı ile kovayı doldurmaya çalışıyoruz henüz. Ama sen yeni döndün Paris'ten Omnivore'dan, işte İsveç'te yemek yaptık. Bugün San Francisco'daki yeni çağ, yani Museum of Modern Art'ta bugün mantı servis edilmeye başlanacak çok yakında. Biraz daha çağdaş bir mantı belki ama bugün baktığınız zaman, bugün Instagram'da MoMA paylaşıyordu. Evet, mantı geliyor menüye burada. Daha bu sabah aldık bunun haberini. Buna çok sevindirecek. Burada küçük bir ürün bile... Küçük bir ürün, küçük bir malzeme veyahut da menüde Urfa isotu yazıyorsa ya da Devrek tarhanası ya da Antep tarhanası dediği zaman menüde daha önce tarhananın dahi ne olduğunu bilmeyen bir insan bu sefer tarhanayı, tarhana sayesinde Devre'yi de veyahut da tarhana sayesinde Antep'i öğrenmeye başlayacak. Ve belki de en doğru kültürel alışveriş ve bahsettiğimiz küreselleşmeyi bu şekilde paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Ben susayım, sen aynen devam et. Buyurun. Çok teşekkürler. Maksut'la o zaman devam edelim. Nasıl istersen ama sen nasıl görüyorsun? Ya ben açıkçası şeyi diyeceğim. Küreselleşebilmek için kürenin ilgisini çekmek gerekiyor her şeyden önce. Şu ana kadar açıkçası ilgi odakları çok farklı olmuş. Farklı olmasının nedeni de bizim içine kapanık aile geleneklerimiz. Bizim yemek kültürümüz tamamıyla aslında gerçekten... Tencere yemeği, anneanne yemeği, anne yemeği. Yabancı turist geldiğinde bunları bulamamış ki. Evine giderken de döneri götürmüş, kebabı götürmüş algı olarak. Şimdi tabii ki bizler, işte Mehmet gibi diğer şef arkadaşlarımız yurt dışına çıktıkça ve yaptığımız şeyleri gördüklerinde algıları daha da değişiyor, bir merak uyanıyor. Elbette hani o kadar kapalı bir at gözlükleri varmış ki. Ben buraya modern Anadolu yemekleri yapmaya geldim diyorsunuz çok önemli bir şefe. Aa, modern kebap yapacaksın demek diyor. Algısı henüz orada ama hani bunlar yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Çünkü biz farklı bir bakış açısı sunuyoruz onlara, apayrı teknikler sunuyoruz. Geçen yaz bu Roka dünyanın en iyi bu dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde birinci numarada olan Roka kardeşlerin ziyaretinden biraz bahseder misin? Onlar en çok nelerden etkilendi? Nasıl bir şey oldu? El Celler de Can Roca Girona'da dünyanın en iyi restoranı seçildi. BBVA Banka'nın sponsorluğunda bir Roca World Tour denilen bir tur yapıyorlar. Destinasyonlarından bir tanesi de Türkiye'ydi. Henüz bizim coğrafyanın mutfak kültürüyle ilgili hiçbir fikri olmamalarına rağmen Akdeniz ülkesi olmamız koşulunda bile geldiklerinde inanılmaz bir sürprizle karşılaştılar. İnanılmaz büyülendiler, etkilendiler ve bu seyahatlerini de bir belgesel haline getirdiler. Bu arada Louise mail atmış, San Sebastian Film Festivali'nde gösterilmeye başlıyormuş. İsmi de Turkish Way. The Turkish Way diye bir belgesel. Ve bu süreç içinde neden etkilendilerse kendi gözlemleriyle Anadolu mutfağını 4 gün süren bir yemekte yorumladılar. Sonrasında bazılarını alıp şu anda hali hazırda menülerinde servis ediyorlar. Keza en haşarı ufak kardeşleri Jordi Roca pastane şefi pişmaniyeden çok etkilendi. Mutfağında deli gibi çekme pişmaniye yapmaya çalıştıkları videoları var. Sosyal medyada takip edersiniz. Bizzat şahit oldum. Hakikaten mutfakta uğraşıyorum. Yani bizim işte dediğim gibi o kürenin ilgisini çekebilme ihtiyacımız bu örneklerle ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş algı değiştikçe, dönüştükçe, deneyimledikçe
her şeyin çok daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Ve ilgi de var değil mi? Refika sen ne dersin? Çok sen de... Ben başka bir yerden bakmak istiyorum ama bana daral geliyor. Ayak o yüzden ben de şöyle bir kalkayım. Bu ikisi aşçılar. Yani tam eğitimleriyle, bakış açılarıyla. Ben değilim. Ben nereden geliyorum? Ben 30 yaşına kadar yöneticilik, matematik, fizik insanı olup, hiç anlamadığı kanı olan psikolojiyi okuyup, işte işletme double major'ıyım. Ondan sonra yöneticilik yapıp, 28 yaşında genel müdür olup, 30 yaşında zona olup, tansiyonu çıkıp, ondan sonra işte yurt dışına gidip çok güzel yemekler yiyip, memlekete gelip yemek malzemelerine çok hayran kalıp, ama ondan sonra onları hani ulan biz niye böyle yapmıyoruz, biz niye bunları daha güzel yapamıyoruz şeysiyle. Bir de disleksiyim, o yüzden hayatta reçete takip edemiyorum. Hani kendi algoritmalarım oluyor ama reçete takip edemiyorum. O yüzden kendi reçetelerimi kendi kendime yaparken bir hasbelkader bir cesaretle, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum hala, bir kitap çıkarıp çıktı. Ama benim oradaki niyetim, evet başka insanların bunun farkına varması önemli. Ama bence bizim hani yeri geldiğinde şey diyoruz işte, Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfağıdır. Türk mutfağı en iyi 5 mutfağın içine girer. Ama hani bu biraz sözde kalıyor. Kendi değerlerimize sahip çıkmak adına son derece bence hoyratız. Yani burada mesela Karadenizli kaç kişi var Karadeniz'den gelen? Güneydoğu Anadolu'lu kaç kişi var? Burası da bir daha İzmir, herkes İzmirli kaç kişi var? İzmir. yani İstanbul'da olsa mesela bu gerçekten 7 bölgeye olabilecek bir dağılımla gidiyor. Hani bu birliktelikleri, işte Balkan göçmeni olup o ailenin oradan biraz hani boşnak yemekleriyle Antepli bir aileye evlenmiş bir kadının hani bu yaşananları ne kadar hani kıymet verdik, gördük. Ben biraz oradayım ve globalleşebilmek, küreselleşebilmek için yerelliğin, yerellikte de kendi özümüzün kıymetini bilmek bana önemli geliyor. Ve bu konuda hani bu konuda alacağımız yolun Mehmetlerin ve Maksutların alacağı yol kadar mesafe daha kısa gibi. Çünkü kendi içimizde aslında kat etmemiz gereken yol. Bu ne demek, hani ne demek istiyorsun Refika dersek, hani Bergama tulumu, İzmir tulumu diye biliniyor. Bunun iyi kalitede çıkabilmesi, iyi kalitede devam edebilmesi için hani siz kendi hayatlarınızda onun ne kadar iyiden ne kadar daha kötüleştiğini gördünüz mü? Bunun için herhangi bir şey yaptınız mı? Yapabilir miydiniz? 20 yıldan beri tartışıyoruz. Bir şey yaptık mı? Ama Roka kardeşler geldi, pişmaniye yapmayı öğrenip gittiler. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir şey var. Biz bunlara böyle hani sahip çıkmazsak zaten hani ben ona inanıyorum her türlü şeyde. Sahip çıkmazsak hop diye uçup gider. Yani benim için yerel, globalleşmekte yerelin kıymetine varmak gibi. Ve onun da özden, kendimizden ve evimizde pişen yemeklerden başladığına inanıyorum. Ben hızlı bir şey ekleyeceğim. 20 senedir tartışıyoruz. Bir 100 sene daha tartışırız. Sonra Roka'larda 100 sene sonra tıpkı domates gibi bu bizim kültürümüz artık der çıkar gider. Bravo. Pişmaniye. Aynen öyle. Wilko sen ne dersin? Anadolu'yu bu kadar belki hepimizden fazla geziyoruz. Nasıl bir... Kalkacak mıyım? Ben kararsızım. Ve yani Türk mutfak nerede şimdi? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Buradaki mutfak çok seviyorum ama buradaki mutfak hangi mutfak? Hangi mutfak hakkında konuşuyoruz? Yani o döner, kebap mutfak hakkında konuşuyor muyuz? Ya daha geniş bakıyor muyuz? Yani Osmanlı yemeği, Bizans yemeği, Ermeni mutfak, Rum mutfak, Karadeniz başka bir mutfak da var, Antakya'da başka bir mutfak da var, Hititler de var. Evet, yani o yüzden yani inanılmaz geniş bir mutfak ve belki inanılmaz bir perspektif ve bir potansiyel var. Ama biz bu potansiyel kullanıyor muyuz? Yazık, hayır, kullanmıyoruz. Yani çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten bu
ya buradan çok daha şeyler çıkmak gerekiyor. Şimdi ben bazen bir deneme olarak mesela benim kayınvali ve kayınpeder için bir yemek yapıyorum. Yani ufak şeyler değiştirmekten sonra hemen böyle bir bu ne? Yani biz hazır değilsek o zaman biz kendimi nasıl yurt içinde satabiliriz? Çünkü o da çok önemli. Yani maalesef bence biz kendimi yeterli satamıyoruz. Şimdi muhteşem bir örnek oldu. Yani şimdi mantı Amerika'da artık satacaklar ve inşallah birisi o fikir alıyor ve daha geniş bir kapsam olarak ile devam ediyor. Yani bir şube, bir restoran açılacak ve orada böyle şeyler yapacak ama yani böyle projeler hem şey ne diyoruz, it needs guts, nasıl? Cesaret istiyor ve tabii ki oradaki millet o zaman hazır olmak gerekiyor. Yurt içine gitmek için yurt içindeki tadı bilmek gerekiyor. Biz o tadı biliyor muyuz? Bilmiyorum. Yani aşağı yukarı 10 sene önce bir anda çok muhteşem yurt içinden geldi bir yemek çeşidi, çok popüler oldu. Soya soslu tavuk. Ya Allah aşkına yani soya soslu tavuk. Ne oldu? Ve o yüzden bence hala çok uzun bir yol bekliyor biz için. Ama aynı anda inanılmaz güzel fikirler, inisiyatifler var. Konuşma grupları var. Yani biraz önce biz bir ön sohbet yaptık. Yani her ay bir grup topluyor ve düşünüyor. Yani yavaş yavaş böyle bir beyin alışveriş başladı. Bu fikirle de devam etmek gerekiyor ve bence sonra biz gerçekten buradaki mutfak dünya haritası koyabiliriz ve yurtdışından başka şeyler buraya getirebiliriz ve çok güzel böyle yani melanj bir mutfak olacak. Çok teşekkürler. O zaman küreselleşme derken aynı zamanda yerellikten de bahsediyoruz ya, biraz ona girelim. Hani yerel, geleneksel ve bizim mutfağımızda mutfağımızı nasıl ileriye taşıyabiliriz? Nasıl yeni yenilikçi olabilir? Burada sözü gene sana vereyim mi? Yeni Anadolu mutfağını anlatır mısın bize biraz? Anlatayım. Şimdi sen kimin nereden geldiğini sordun da bu kadar o insanın özeline giriyor, ben onu sormam. Ama çiftçi var mı aramızda? Bir. İnovasyondayız tabii. Peki aşçı var mı aramızda? Vay şahane, tamam. Peki bilişim teknolojileri uğraşan kaç kişi var aramızda? Biraz daha fazla. Peki ya siz, peki siz ne yapıyorsunuz? Üçüncüsünü de çok kol çıkacak diye tahmin ettim ama yanıldım. Neyse, şimdi hikaye şu. Yeni Anadolu Mutfağı'na gelmeden önce, ki aslında Yeni Anadolu Mutfağı böyle bir fikir çıktı ortaya. Yıllar boyunca, bunun da isim babası bir İtalyan gazeteci, Gabriele Zanatta diye bir İtalyan gazeteci. Milano'da bir yemek yapıyorduk. Tarhana, önce yoğurdun nasıl yapıldığını, çiğ sütten yoğurdun nasıl yapılacağını anlatıyorduk. Bu size çok doğal gelebilir ama dünyada ve özellikle Batı Avrupa'da veya Kuzey Avrupa'da ve Amerika'da bir yoğurdun nasıl yapılması onlar için sihirli bir şey. O yüzden en temelinden bir yoğurdu anlattık. Sonra o yoğurtla birlikte bir tarhanayı nasıl yaparız diye anlatıyorduk ve buradan son derece çağdaş bir yemek yapmaya çalıştık. Fena da olmadı. Bunları konuşurken sahnede, bu arada bir sürü fikirlerimiz var, sayfalarca, defterlerce dolu yazılar var. Biz Anadolu mutfağını alıp bu kadar nesiller boyunca ve medeniyetler boyuncaki geçmişine saygımızdan bir gram dahi eksiltmeden bunu alıp yarına nasıl taşıyabiliriz? İnovasyon mudur, değil midir? Bir şey geliştirmek midir, değil midir? Tam emin değilim ama yapmak istediğimiz buydu. Ve bayağı bir yoğun çalıştık bir ekibiz. Antropolog var, 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. Tek kişi bütün Anadolu'yu geziyor ve Anadolu'nun veya da Türkiye'nin dışına da çıkıyor. Biraz daha bölgeyi genişletiyoruz. Anlayabilmek için bunu yapmak zorundayız. Komşu ülkelere de bakmak zorundayız. Bir deneme mutfağımız var veyahut da mutfak laboratuvarımız var. Orada deneyler yapıyoruz vesaire vesaire. Bazı üniversitelerle ilişkilere giriyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Nasıl olduğunu, eğer bir tarhananın kimyasal olarak veyahut da fiziksel olarak nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu anlayamıyorsak, bilimsel bir açıdan, bir bakış açısıyla anlayamıyorsak onu alıp bir adım öteye götüremeyiz.
veyahut da en iyisini nasıl yaparızın peşine gidemeyiz o zaman. Bütün bunları kurcalarken işte Milano'da yemek yapıyoruz ve moderatör veyahut da bizi sunan Gabriele Zanatta, son derece saygın bir gazeteci, İtalyanca bir laf dedi. İşte Yeni Anadolu Mutfağı diye anlattı. Birden durdum, dedi ki ya sen demin Yeni Anadolu Mutfağı mı dedin İtalyanca? İtalyanca bilmediğimden ama üç aşağı beş yukarı benziyor Fransızca, İngilizce vesaireye. Evet dedi, tamam teşekkürler, bu oluşumun ve bu hareketin yeni ismini sayende bulduk dedim ve bundan sonra başladık ve daha ciddi bir manifesto yazdık. Ve belki de en önemli ve ilk maddelerinden bir tanesi şu: çiftçi yoksa yemek yok, yemek yoksa gelecek yok. Bugün bilişimden bahsediyoruz, teknolojiden, dronelardan, oradan buradan, bunlar müthiş değerli ama eğer çiftçi yoksa temel kullandığımız ham maddeyi elde edemiyoruz. Ve o çiftçi yoksa, iyi bir çiftçi yoksa, bu ham maddeyi alamazsak bir mutfaktan bahsedemeyiz. Ne Türk mutfağından, ne Japon mutfağından, ne de başka bir mutfaktan bahsedebiliriz. O yüzden son derece temel, baş tacı etmemiz gereken çiftçiler. Ediyor muyuz? Ediyor muyuz emin değilim. Ne kadar ağır abi politikacılar dese ki işte çiftçi, köylü başımızın üstünde vesaire, gerçekten öyle mi pek hemfikir olamıyorum maalesef. Ama bununla ilgili gene yoğun çalışmalar yapılıyor ve müthiş özel ırktan işte karayaka kuzusu çıkıyor. Bafra'nın yaylalarında genç bir çocuk Londra'dan yeni döndü. Bu hikayeyi anlatmam lazım. Londra'dan yeni döndü. Okuduktan sonra dedi ki ya ben şehrime yerleşmeyeceğim, ben Bafra'nın yaylasına çıkacağım ve bütün oradaki köylüleri harekete geçireceğim, bir kooperatifi kuracağım. Oradan Gürcistan'a kadar bütün dağ tepelerinde, bütün o yaylalardaki köylüleri bir araya getirip ve dünyanın açık ara en lezzetli kuzusunu yetiştirmek için uğraşıyor. Muazzam bir kuzu. Neyse, o böyle heyecanlandığım bir konu oldu, şunu söylemem gerekiyordu. Şimdi Yeni Anadolu Mutfağı'na geri gelirsek, dedik ya saygı gösterelim geçmişe. Şimdi ihtiyar heyetinin dizinin dibine biz oturup dinleriz onları her zaman. Amcaları dinleriz, dedeleri dinleriz, teyzeleri dinleriz, el öperiz gittiğimiz zaman köye. Hiçbir şekilde bunlardan bir eksiklik yapmıyoruz. Ama örf ve adet denen hikayeyi bizi ezmesine de hiçbir zaman izin vermiyoruz. Eğer bir adım öteye gidebileceksek onları da buldozerle yıkıyoruz bütün bunları. Saygı gösteriyoruz ama onların bizim etrafımızda zihinsel bir bariyer yaratmasına izin vermeyiz asla. O zaman demin bizden önce sahnede olan bütün gençler hiçbir şey yapamazlar hayatlarında. Ne bir drone icat edebilirler, ne bir cep telefonu icat edebilirler, ne işte bir barkovizyon ya da başka bir şey icat edebilirler. Eskide kalırdı. Yemek için de aynısı geçerli. Bugün bakıyoruz milli yemeklerimiz, patlıcan var bir sürüsünün içinde. Bir sürüsünün içinde patlıcan var, bir sürüsünün içinde domates var, limon var vesaire. Ama bunlar bu bölgenin yemekleri değil ki. Sonradan gelmiş. İnsanlık tarihinde birkaç yüz sene hiçbir şey değil. O yüzden iki gün sonra ben şimdi son zamanlarda dalga geçtiğim konu, ya bir ananaslı bir oturtma yap, patlıcan oturtması, ananas patlıcanlı bilmem neli bir oturtma yapsak, ya yürü git lan derler bana haklı olarak. Ama belki 200 sene sonra olacak. Ve son derece bizim alışık olduğumuz bir yemek olacak. Bugün Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman domates salçaları veyahut da işte ne bileyim ben patlıcanlı 1000 tane yemek var ve gurur duyarız bunda. Türkiye kadar patlıcanlı yemek kullanan yok ama patlıcan Anadolu topraklardan çıkan bir sebze değildi eskiden. O yüzden yerel nedir, çağdaş nedir, yani bugün ne yapıyoruz, yarın ne yapacağız'a baktığımız zaman biraz daha zihnimizi açarak ancak bakabiliriz. Ve Yeni Anadolu mutfağı kavramının temelinde bu var. Evet çiftçiye saygı gösteriyoruz, evet geleneklere saygı gösteriyoruz ama muhakkak yarına bakarak ne yapabileceğimizi hep kurcalıyoruz. Çünkü kültür de öyle bir şey. Dün bugünden farklı, yarın da bugünden farklı olacak ve bu hep böyle. Hep böyle olmuştur ve hep böyle olacak. Böyle. Çok teşekkürler. Şimdi hemen tabii. Böyle düşünün yani tabii ki tarihi olarak belki domates yeni bir gıda. Patates de yeni geldi. Hepsi yeni geldi ama yani söylediğim gibi açık bakmak gerekiyor. Şimdi böyle konservatif düşünüyorsan o zaman yani hangi zaman limiti koyuyorsun? 100 sene mi, 200 sene mi, 300 sene mi? Önemli değil bence, o kadar önemli değil ama o malzemeler, o gıda, o meyveler, o sebzeler lezzetli olması lazım.
Ve ben ne gördüm? Ben 17 senedir Türkiye'de yaşıyorum. 17 sene önce süpermarket yok. Ben lokal bir bakkal ya küçük böyle bir kendi inisiyatif olarak bir süpermarkete gittim, alışveriş yaptım. Orada ne buldum? Domates buldum ama domates buldum. Yarısı yeşil, yarısı kırmızı, yumuşak, sert, farklı farklı boylar. Şimdi ben alışveriş yapıyorum, hepsi standart. Hollanda sebzeler gibi. Yani nefret ediyorum ya o Hollanda sebzeler. Hollandalılar nasıl çalışıyorlar? Ben böyle düşünüyorum. İlk olarak ambalaj tasarıyor. Bir tasarım yapıyorlar ambalaj için. Sonra şimdi içine bir salatalık koymak gerekiyor. Hepsi aynı boy, hepsi aynı ağırlık. Ya o normal değil. Ben bir lezzet istiyorum, bir koku istiyorum. Ve orada çiftçinin işi başlıyor. Şimdi çiftçiler birleştirmek bazen kolay değil. Birkaç tane soru var orada. Bir, AB. AB şey küçük çiftçiler görmek istemiyor. Yani 10-15 yıl sonra artık yok oluyor. Sadece büyük şirketler istiyoruz. Ya bence o bir hatadır. Çünkü kimlik bozuluyorsun, o kök kaybetiyorsun. Kök çok önemli. Ben denedim mesela, yani Van'da odlu peynir bölüm, yani odlu peynir çektim. O yapı gördüm. Çok, yani bana göre muhteşem bir peynir. Yani Fransız'ın Roquefort yanında, ya Hollanda'nın Edamer'in yanında muhteşem bir peynir. Ama yurt içinde kimse o peynir bilmiyor. Neden? Çünkü oradaki çiftçiler beraber, birlikte, kooperasyon olarak ya birlikte çalışmıyorlar. Ve böyle bir şey yok galiba, bir yurt içinde satış niyeti yok. Ama bence o kadar bir potansiyel var ki. O yüzden yani orada bir lokal bir muhtar sordum. Abi dedim yani şimdi sen neden birkaç köy birleştiremiyorsun? Neden beraber çalışmıyorsunuz? Çünkü sizin peyniriniz o kadar muhteşem ki. Ya diyor yani ama yani o köyde başka otlar topluyorlar, orada başka otlar topluyor. Ya hep böyle fragment olarak yani detay olarak bakıyorsak o zaman yani biz hiçbir yere gidemiyoruz. Ama yani bu kimlik kaybetmemeliyiz bence. Evet. Maksud'a da vereyim sözü. Ben de boyumu posumu görün diye şöyle bir kalkayım. Eyvah. Şimdi anneannelerimiz, babaannelerimiz, annem hala yatmadan önce Allah zihin, ya da işe giderken Allah zihin açıklığı versin derdi. Şimdi zihin açıklığı için ciddi anlamda her şeyden önce günlük ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Bu da karın doyurmak. Karnınızı doğru doyurmadığınız zaman drone da yapamıyorsunuz. Droneculara taktık, kusura bakmayın ya, öyle denk geldi ya, ne olur yanlış anlamayın. Şimdi şeyi anlatmak istiyorum. Biz evet geleneklerimize sahip çıkma hayaliyle yemek pişiriyoruz. Ve yurt dışında dünyadaki birçok iyi şef gibi her birimizin aslında eminim birçok şefin çocukluk anılarından beslenerek yemekleri tasarladığını, kurguladığını ve geleneklerini günümüze modern bir şekilde uyguladığını biliyoruz. Bizler keza öyle yapıyoruz. Peki yeni nesil geleceğin şefi arkadaşların durumu ne olacak? Adamlar büyük şehirlerde yaşıyor, toprağa neredeyse hiç dokunmuyor, her taraf bina, 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 trafik gırla, zaten hava şartları, koşullar, kirler, işte hava kirliliği vesaire. Adam şehrin o koşuşturmacasından şunu yapabileceği bir ortamda durmuyor. Hepimizin tamam bir gün hayali köyümüze dönmek, özümüze dönmek ama günün koşullarının getirdiği bu şehir. Bu şehirde yaşayabiliyor olmak. Peki şimdi bu adam bunu bilmiyorsa, geçmişini bilmiyorsa nasıl şimdisini geleceğe taşıyabilir ki? Bu yüzden de bizim çıkış yolumuz hep şey oldu. Geleneği olmayanın geleceği olamaz. Eğer sizin gelenekleriniz gününüze taşınmamışsa, hayatınızın bir parçası haline gelmemişse, bunu da yaptığınız yemeğe uygulayamamışsanız, Ne küreselleşmesinden bahsediyoruz ki? Hayır, bahsedemeyiz. Bu yüzden de tabii ki bizler kendi adımıza yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz ama iş sadece yemek pişirmekle kalmıyor. Daha da ötesine gidelim, biraz daha aydınlanalım, aydınlatalım, bilelim, öğrenelim diye geleneklerimizin peşinden
nasıl koşarız, nasıl günümüze ayak uydurabiliriz, nasıl geleceğe taşıyabiliriz ile ilgili bir proje yapalım istedik. Cemre de ondan bahsetmemi istedi. Biraz evet. Bahsedeyim istiyorum. Yeni Yerel Sohbetler. Biz Yeni Yerel Sohbetler diye bir projeye başladık İstanbul'da. Restoranımızın tabii ki Salt Galata Eski Osmanlı Bankası Müzesi'nin içinde olmasının verdiği büyük avantajla büyük destekler alarak toplantı odalarını kullanabildik. İçerideki tüm alanları sahip olabildik. Böyle bir imkanımız varken bizim doğru projeyi geliştirmemiz gerekiyordu. 5 kişilik bir beyin takımı artı beraberinde çok iki değerli danışman arkadaşımız 6 ay boyunca bir proje üzerinde çalıştık. Dedik ki biz önce geçmişimizi bilebilmeliyiz ve tanımlayabilmeliyiz. Bu yüzden de projeyi 3'e böldük. Geçmiş, şimdi ve gelecek diye. Her cumartesi hiç şaşmadan 2 ile 5 arasında konusunda uzman, araştırmacı, kitap yazarı, yemek kültürü araştırmacısı, yemek tarihi araştırmacısı, arkeolog bunları bir araya getirerek bizi aydınlatmalarını, bu zamana kadar ne araştırmalar yapmışlarsa günümüze taşıyabilmemiz için bizimle paylaşmalarını istediğimiz bir proje oldu. Nitekim aslında dün boş durmadım. Ben geldiğimde Urla'ya geçtim. Çünkü yarın saat 2 ile 5 arası Klezomenai konuşulacak. Bileniniz var mı Klezomenai? Bilmeyeniniz salonun geri yarısı. Klezomenai şurada arkadaşlar, Urla'da dünyanın bilinen en eski ikinci zeytinyağı işliği. Ben de bu kadar detaylı bilmiyordum ki ta ki dün Profesör Ergün Hocam'ın sohbetini videoya kaydedene kadar. Videoya kaydedip yarın kendisi İstanbul'a gelemeyeceği için diğer iki konuşmacıyla beraber İstanbul'daki izleyicilere aktarabiliyor olacağız. Böyle bir proje. 12. haftamız yarın bu arada. 12 haftadır hiç sektirmeden sıfır maddi destekle çok ciddi bir şey bu. Bugünümüze taşımaya çalıştık. Bu süre içinde gerçekten eğer küreselleşmeyi konuşabiliyorsak, küreselleşmenin her birinin belli kaynaktan geçmesi gerektiğini hepimiz bu salonda biliyoruz, doğru mu? Dolayısıyla eğer küreselleşme konuşacaksak birbirimizi desteklememiz, birbirimizi aydınlatmamız ve birbirimizi öğretmemiz gerekiyor. Bir sonraki soruma geçtin. Teşekkürler. Evet, hemen şöyle soracağım. Buyurun. Peki, gerçi daha evvel ilk önce şunu sorayım. Gelecekten bahsetmeye başladık ve bunun için sonuçta çiftçinin önemi, tohumun önemi de var. Yöreselin, yerelin önemi. Bunları konuştuk. Geçmişin önemini konuştuk. Peki gelecekte, yani inovatif gençler var burada. Nasıl görüyorsunuz, nasıl görmek istersiniz? Mutfak nerede olmalı? Dünya neyi konuşuyor? Bir de onları düşünelim. Yani dünyada gelecek, yemeğin geleceği konuşulurken, düşünürken nedir konu? Refika sen ne dersin? Oh. Oturunca ağrım çöküyor. Bir evvelkine bağlayıp sana geliyorum. Orada şöyle, ben biraz daha pozitif, madem bu kadar da genç var ve onların mutlu olması şeysinde. Ben eğer temizlikçi olsaydım, eve hani gündeliğe giden gibi, böyle iyi zaten çok temiz bir yere veya eve veya bir iş yeri ise öyle bir yere gitmek istemezdim. Çünkü hani zaten temizse hani o yaptıysa azıcık bir fark gözükecek. Ama böyle tozlu bir masa olduğunu düşünün. Onu şöyle sildiğinizde bile çok büyük bir fark yaratılıyor. Bizim mutfağımız, yani bu toprakların mutfağı diyeyim ve böyle kat kat veya dolma gibi hani soğanı Ermenilerden, tarçını Rumlardan diyelim, o sıkışıklıkta hep beraber olmaktan diyelim, o bir aradalığı gösterebilmek için çok ciddi bir fırsat, elde de acayip bir malzeme var. Ve bunun için yapabileceğimiz çok çok fazla şey var. Burada
hani şu anki soru, dünya trendleri ve şey. Dünyada tabii ki yine dünkü konuşmalardan bir tanesi, Avrupa mesela önce bütün ormanlarını kaybediyor. Ondan sonra tekrar orman, yani büyük bir çoğunluğunu diyelim. Ondan sonra ormanlar dikiliyor ve tekrar bir dur. Bizde hani Wilko işte gitti, Van otlu peynir. Van otlu peyniri yapabilen çok az insan kaldı. Yapma teknikleri işte güzel, onu çömleğe değil de bidonun içerisine yapıyor. Ama hala o insanlar var. Bir taraftan da ne? Hiç son 10 yıl, 15 yıl, hatta son 3 yıl hiç biletler ucuzladı. Hiç olmadığı kadar yurt dışına gidebilme, internet üzerinden yurt dışının içinde inanılmaz bir şekilde gezebilme fırsatı var. Ve dolayısıyla kendi değerlerimizle başkalarında neler olduğunu kıyaslayabilme, hani kendine yontulan bir keserli değil de şeyi kıyaslayabiliriz. Ha, burada ne oluyor? Şu an yurt dışında işte küresel ısınma çok büyük bir problem. Nüfus 9 milyona doğru gidiyor. Şu an en büyük tartışmalardan biri bu nüfusu bu kaynaklar doyurabilecek mi? Bu tartışmaya en hızlı verilen cevap ne? İşte o yüzden GDO gerekli gibi. Mesela bu bizim şu an hiç tartışmadığımız ve tartışmadığımız için de GDO yasalarının takır takır hiç farkında olmadan geçtiği bir yerdeyiz. Yani globale bakmanın da aynen, bence evet, böyle bir tarafı da olması gerekiyor. Benim yine ilk söylemek istediğim, kendi değerlerine sahip çıkabilme. 100 çeşit narı olan bir ülkeden şu an aşağı yukarı 3 ya da 4 çeşit nardan başkasını görmüyoruz, yemiyoruz. Bu çok yakın bir sürede 1-2 çeşit olacaktır. Zeytin için aynı şekilde geçerli. Zeytin ağaçları artıyor diye bir dönem şimdi durduruldu. Ama bir dönem çok oldu. Ekilen zeytini, gemlik zeytini gibi gibi. Hani çok her konuda farklı farklı tarafı var ama bizim hani bu demin söylediğim temizlik örneği gibi bir yerinden tutarak başlasanız ardı takır takır gelebilir diye düşünüyorum. Ve bunu da şöyle bir şey var. Artık nedir sosyal medya? Yeni YouTube'un sahipleri, bir YouTube kurucuları yeni bir yemek sum diye bir şey kurdular. Bilmiyorum biliyor musunuz onu? Yeni medya üzerinden yemeğin bambaşka şekilde paylaşılması adına bunları da kullanarak yepyeni şeyler üretebilmek. Yani evinizde 18 yaşınızda aklınıza acayip bir yemek gelmiş ya da anneannenizin annesinin bir tarifi vardır ve onu bir şekilde yapmak istemişsinizdir. Bunların hepsinin dokümente edilebileceği, çünkü Türk mutfağıyla, Osmanlı mutfağıyla ilgili en büyük problem de dokümente edilmeyip hani uçmuş olmasından kaynaklanıyor. Sizin de anneannenizin reçetelerini, bir kısmı o en sevdiğiniz yemekleri yapamama olmanın en büyük sebeplerinden biri de o olabilir. Dolayısıyla hani bunları, bu kanalları farklı şekilde kullanmak için de süper bir fırsat var. Van otlu peyniri bitmedi, bitmek üzere. Hani şu an tam şey noktasındayız. Ya bu işi becerdik ya da sonsuza kadar sustuk gibi. Burada da kanal hani bizde bitiyor gibi bir şey. Tabii. Ah, yani biraz rahat oturmak istiyorum, o yüzden ayakkabılar çıkarttım. Özür dilerim. Vallahi peynir, yani orada peynir bitmez. Ama o yapı metodu çok önemli. Yani çömlek kullanmak gerekiyor. O zaman o doğru tadı çıkıyor. Orada üzülüyorum. Yani plastik bidon içine koyuyor. Plastik. Şimdi gittin yere geldin. Çok düşündüm. Yani bu söyleyecek miyim ya söylemeyecek miyim? Ve hala ben biliyorum. Benim eşim beni sonra fırça yediriyor. Yani kızıyor bana. Benim kızım 7 yaşında. Biz hepsi veriyoruz. Domates, salatalık, bütün sebzeler, hepsi taze yapıyoruz. Şimdi çünkü böyle yeni bir trend var maalesef, süpermarkette hazır yemek var. Alıyorsun mikrodalga fırın, içine koyuyorsun, 2 dakika akşam yemeği hazır. Afiyet olsun. Bu iyi mi? Yani GDO hakkında konuştuk. Benim kızım erken puberty, erken ne? Ergenlik başladı. Ya 7 yaşında bir çocuk. Yani gülüyoruz belki ama çok ciddi bir problem.
Doktorlar artık biraz önce konuştuk, doktorlar artık diyorlar bu normal. Yani 10 yaşında bir çocuk, 11 yaşında çocuk durumu normal oluyor. Yani normal mi? Yok. Beni bildiğim, ben 14 yaşındayım, o zaman başlayacaktı. Yani şey, kızlarının şey, regle oldu, bizim şeylerde var. Şimdi 7 yaşında, yani problem nerede? Yemek ve ikinci, her şey. Ne dokuyorsun, nerede oturuyorsun, pet şişeden içiyorsun, yeni bir tişört alıyorsun, giyiyorsun. Her şey bizi o kadar etkileniyor ki. Çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden ben diyorum yani köke dönmek gerekiyor. Ama orada başka bir problem başlıyor. Refika söyledi. Yani organik mümkün mü bu dünyada? Organik mümkün? Pek artık inanmıyorum. Türkiye'de imkansız. Çünkü nerede bakıyorsan her yere ya trafik var, ya yukarıda bir uçak gidiyor, ya ne bileyim bir şey var. Toprak yeri yıl temizlemek gerekiyor vesaire vesaire. Ve o zaman o organik yemek çok pahalı oluyor. O yüzden sadece the happy few. Biz yani A plus A grup, belki B grup için uygun bir şey. Ama Güneydoğu'daki, Doğu'daki, Orta Anadolu'daki insanlar, 10 tane şey, çocuk, 5 tane çocuklu aileler için böyle organik yemekler alabilir mi? Çünkü her zaman onların topraktan, onların domates ve salatalık çıkmıyor. Almak gerekiyor bazen. Orada gerçekten ciddi bir problem başlıyor. Yani biz sadece organik yemek istiyorsak, o zaman bu nüfusunun aşağı yukarı 170 yok olması lazım. O zaman evet, organiğe dönebiliriz. Ama şimdi bu organik biraz bir hikaye. İyi tarım, okey. Orada bir yani zaman var. İyi tarım inanılmaz önemsiyorum. İyi tarım o kadar önemli ki, çünkü en azından böyle bir compromise, yani ortasında biz alışıyoruz. Yani tamam, GDO değil, oynamak değil. %100 organik değil ama en azından bir orta yol var. O yüzden yani orada bence biz hem aşçılar olarak, gıda mühendisleriyle ve devlet beraber çok iyi projeler yetiştirmek gerekiyor ve beraber çalışmak gerekiyor. Ve özellikle devlet beraber çalışmak gerekiyor. Evet. Peki, soru sormama gerek yok. Nasıl? Yok, devam direkt, edeceğim buradan. Devletle olan ilişkiler. Çok tatlı ilişkilerim yok ama neyse. Devletle olan ilişkilerden bahsedelim. Şimdi birkaç örnek vereceğim buradan. Dünyada neler yapıldı? Bazı ülkeler sıfırdan gerçek kahraman statüsüne nasıl geldi? İsveç'i vereceğim örnek. 10 milyon yaklaşık işte 8 küsür, 8,5'tu. Bir ton göçmen geldi dünyanın her yerinden. Yaklaşık şu an 10 milyon civarında bir kuzeyde çok fazla güneş görmeyen, dolayısıyla muazzam miktarda tarım ürünleri veyahut da işte sebze meyve yetiştirmeyen, hayvancılığı fena değil, güzel büyükbaş hayvanları, koyunları ve domuzları var. Bir bol miktarda da av hayvanları var. Çok güzel, tertemiz bir ülke. Şimdi, bir iki tane aşçı çıktı, bir iki tane lokantacı çıktı, yazar çizer çıktı ve İsveç mutfağı veyahut da Kuzey mutfağı diye dünyanın değişik yerlerinde çok büyük başarılar elde ettiler. Ama o bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi. Ancak o kadar. Bütünüyle ayaklanamadılar. Ve iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi Exceptional Raw var diye bir şey, mükemmel ham madde diye bir proje yarattılar. Bir aşçı ve bir gazeteci. İkisi bir araya geldiler. Projeyi yazdılar, çizdiler ve Tarım Bakanlığı'na gittiler. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı'na gittiler İsveç'in ve dediler ki ya arkadaşlar böyle böyle bir projemiz var, sizden destek istiyoruz. Proje de şu, çiftçiyle aşçıyı bir araya getirip kafa patlatsınlar, tartışsınlar, sevişsinler, kavga etsinler ve ortaya bir adım öteye nasıl gidebiliriz? Ama tek bir şartımız var, kullanılacak bütün ham maddeler yerel ham madde olacak. Eğer bir tavuksa İsveçli bir tavuk cinsi olacak. Eğer bir domuzsa İşte şu kadar yüzyıldır bu topraklarda var olan bir domuz. Eğer bir ne bileyim ben bir lahana ise işte bu topraklarda şu kadar zamandan beri olan bir tohumdan bahsediyoruz. Tamam dediler, bir destek aldılar. Bahsettiğimiz destek devasa bir destek değil. Ama şu an 20 aşçı ve 20 çiftçi bu kadar. Bütün projeyi yürütüyor ama muazzam bir devlet desteğiyle, parasal değil. Aslında burada büyük paralardan bahsetmiyorum ama zihinsel destekten, duygusal destekten ve
bütün kanunlar ve diğer yönetmelikler açısından da destekten bahsediyoruz. Şu an bütün İsveç'e yayılmış bir deli furyası var. Sadece yerel ham madde kullanıyorlar. Neredeyse yani kışın ortasında eskiden Stockholm'da yürüdüğünüz zaman böyle ne yürüdüğü belli olmayan domatesler vardı. İspanya'dan gelme, Türkiye'den gelme vesaire tamamen serada geçen. Şu an kışın lahana, işte bilmem ne lahana, o çeşit lahana, Güney İsveç lahanası, kuzey, çünkü bu mevsimde o yetişiyor. İşte bu mevsimde şu hayvanlar taze var. Ama bütün memleket bu vaziyette. Hangi lokantaya gitseniz yerel ham madde kullanıyor. Çiftçi deli gibi para kazanıyor. Mis gibi bir hayatı var. Hiçbir şekilde niyeti yok köyden şehire inmeye. Aşçı çok memnun çünkü çok üst düzeyde bir ham madde kullanabiliyor. Ve gurur duyduğu bir ham madde kullanabiliyor. Ve gelen ziyaretçi, turist diyelim buna, gerçek yerel yemek yemeye başlıyor. Ve bunun için de bir de ekstra para veriyor. Bir de üstüne bahsettiğimiz hikaye, ülkeden para dışarı çıkmıyor. Şimdi ihracatçılar meclisinden bahsediyoruz. Şimdi biz bir şey satalım ki para içeri gelsin. Turizmden bahsettiğimiz zaman, yerel ham madde kullandığınız zaman, yerel haşçıyı ya da yerel lokantacıyı kullandığınız zaman ve para dışarıdan geldiğiniz zaman her şey cepte. Yani aklın yolu bir. Bu bir proje. Müthiş başarılı ve diğer kuzey ülkelerinde şu an hızla yayılıyor. İkinci proje bira. Aynı şekilde bir iki tane akıllı insanın çıkıp da bir fikir atmasıyla, ortaya bir fikir atmasıyla dediler ki, yine İsveç hükümeti dediler ki, ya biracılık bizim yerel kültürümüzün çok önemli bir parçası. Şimdi her toplum belki bunu kabul etmeyebilir ama eskiden yüzlerce birahane varmış veya da bira üreticisi varmış İsveç'te. Ondan sonra büyük şirketler ele geçirdi pazarı ve 10 tane, 20 tane kadar azaldı. Bir destekle bugün baktığınız zaman 10 sene sonra 300'den fazla küçük üretici var. Bu konunun bira olması, şarap olması, patates olması önemli değil. Ama bir bakış açısıyla bu bizim toprakların veyahut da bizim bölgenin çok önemli bir değeri. Biz bunu alır, dünyalı hale nasıl getiririz diye bakıp ondan sonra süper başarılı iki tane sonuç. Alan memnun, satan memnun, ülke, bütün dünya konuşuyor, yazıyor, çiziyor ve şu an destinasyon vaziyette. Ne lokantalarda yer bulabiliyorsunuz, ne otellerde yer bulabiliyorsunuz, sokaklar neşe içinde ve yemek etrafında dönüyor bu. Ama İtalya yemekler değil, tamamen o bölgenin yiyecekleri ve içecekleri. O yüzden baktığımız zaman burada muazzam bir potansiyel ve yarına gitmek için hiçbir sebep yok. Aynen. Ben de o zaman Avustralya'yı anlatayım mı? Azıcık. Avustralya'yı anlatayım ben de hakikaten. Çünkü Avustralya'da şu anda mesela ciddi bir kampanya var diyeyim. Turizm Bakanlığı'nın... Bir dakika ya, ben de kalkıyorum ya. Yeter. otur. Yok. Avustralya'da ciddi bir kampanya var. Turizm Bakanlığı öncülüğünde. Yüzlerce gazeteciyi ağırlıyorlar. Noma gibi dünya çapında zaten dünyanın en iyi restoranı seçilip duran Kopenhag bazlı düşünün bir restoran gidiyor. Orada 10 haftalığına bir restoran açıyor sıfırdan ve oranın yerel malzemelerini kullanarak buluyor, çıkarıyor. Oradakilere öğretiyor hatta. Ve bunun getirisi ben de gittim 2 hafta evvel oradaydım. Bizzat gördüm. Yani... Rakamlar hakikaten çok etkileyici. İki sene önce başlamış. 800 milyon dolarlık bir yeme içme şeysi var, harcaması var turistlerin. Sadece 2 senede bu artıdan bahsediyorum. %21 artmış vaziyette 2 senede. Yani bu hakikaten gastronominin bir destinasyon olma konusu çok önemli ve tabii hem tanınırlık açısından hem de küreselleşme açısından deyip oturuyorum. Evet. Avustralya'da öyle. Son söylenenleri birkaç dakika yapacağım. Geçen bir büyüğümün anlattığı şeyi söylüyorum. En büyük süpermarket zincirlerinden bir tanesinin mağazasına gidip karnabahar almaya karar veriyor. Manav reyonunda karnabahar bulamıyor. Manav'daki yetkili arkadaşa soruyor. Karnabaharınız yok mu? Kalmadı mı diyor. Yok, getirmedik. Nasıl yani? Domates, biber, patlıcan var. Onlar daha çok satıyor. Nasıl ya? Karnabahar kış mevsimi.
Hani karnabahar bizim en bildiğimiz sebze nasıl olmaz? Yok, satmıyor çünkü. Zihniyetimiz ne yazık ki bu. Daha fazla satan konvansiyonel ürüne doğru yönelme eğilimi. Bunu bari en azından hani yediğimiz içtiğimiz şeylerde yapmayı versek keşke. Bizim en büyük sıkıntımız zaten şu anda sürdürülebilirlik. Bir ürünün, geleneksel bir ürünün, çocukluk anılarımızı süsleyen ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilme beceriksizliğimiz. Bu galiba ilgisizliğimizle alakalı ya da gerçekten artık talep görmemesiyle alakalı, bu tartışılır. İşte biz sürdürülebilirliği sağlayabilmek için restoranlarda tek bulduğumuz çıkar yol açıkçası arzdan önce talep oluşturup ben bu ürünü istiyorum kardeşim, ben bu ürünün peşinden koşmalıyım deyip sonra onu üreteni bulup bak biz bu talebi oluşturduk, bizim için bu ürünü üret demek zorunda kalıyoruz. Aslında bu hiç zorunda kalmamamız gereken bir mekanizma olabilmeli eğer gerçekten küreselleşmeyi konuşuyorsak. Ama ne yazık ki şu anda biz küreselleşebilmek için ya da en azından o kürenin bir ucundan tutabilmek için gerçekten ürettiğine değer veren, mevsiminde üreten üreticinin peşinde koşup o zanaatkarın üretmiş olduğu bir yan ürünü alma ihtiyacı hissedip onun peşinde koşup bu şekilde sizlere sunabilmeye özen gösteriyoruz. İşte ancak o zaman gerçekten biz kendi çabalarımızla Mehmet'in de bahsettiği o devlet desteğiyle yerele önem vermeyi elimizden geldiğince yapmaya uğraş gösteriyoruz. Bu noktada da evet biz globalleşip globalleşmediğimizi şurada tartışmak zorunda kalıyoruz deyip bir daha hep sana. Evet. Peki bir soru, böyle genel bir soru sorayım. Öne çıkarabileceğimiz, hatta Refika senle başlayalım. Öne çıkarabileceğimiz ya da üzerine tanıtımda cazip olacak diyeyim. Ürünlerimiz ne olabilir? Yani böyle malzeme olabilir bu, bu bir teknik olabilir. Yani daha böyle paketlersek olayı. Olur. Ben en sevdiklerimden başlayayım ama yani zaten o tavuk yumurta yumurta tavuk gibi oluyor. Hani şey, bir kere yoğurt ve yoğurtun yan şeysi olan ayran. Ayran çok acayip bir şey. Ve biz kendisine şu ana kadar hani su, tuzla içtik. Kimisi süt kattı, kimisi biraz soda, kimisi biraz karbonat. Ondan da daha fazla pek bir şey olmamıştı. Bir gün ne olur benim hatırım için birazcık acı turşu suyu, biraz da pancar turşusu suyu ekleyin. İnanılmaz oluyor. Veyahut şimdi tam zamanı Arap saçı bulursunuz herhalde. Kolay da vardır, hazır yoğurt da vardır. Birazcık Arap saçını azıcık tuzla ezin. Ondan sonra yoğurdu ekleyip karıştırıp onu da birazcık seyreltin. Tarif mi? Ben merdiven altı, ne yapayım bana fotoğraf da göstermediler. Bari böyle ufak ufak tarif edeyim dedim. Ağır abiler kendileri. Süper. Yani politikasına girmiyorum ama hani sadece ayran dahi... Ne demek o? Birinin gözüne girmeye çalışıyorsun galiba. Ben bu arada hemen ayranından bahsetmişken size, sen hep dikkatimi çeken hazır inovasyon haftasıyken ayranla ilgili bir inovasyondan bahsetmek istiyorum. Hep bana çok mizahi gelmiştir. Bir marka sodalı ayran üretiyor. Şişenin kutunun üzerinde de çalkalamayınız yazıyor. Sonra piyasadan kalktı bir ürün. Tamam. Pozitif galiba olacağız diye şurada kendimizi yırtıyoruz. Beyefendi ne olur kendinize gelin. Devam ediyorum. Tamam, anlıyorum. kendinden gaz. Devam ediyorum. Lütfen. Bence pekmez. Pekmez çok farklı yerlere gidebilecek acayip malzeme. Ben kadayıfa ufak bir aşkım var kendisiyle. İşte mantı da yapınca acayip oluyor. Muzu sarıp uzakta onun hani kızarmış muzu vardır. Öyle kullanıp üzerine bir parça bal ve muskat koyduğunuzda da çok güzel oluyor.
merdiven altı tariflerime devam ediyorum. ondan sonra kadayıf çok acayip bir malzeme. Güllaç inanılmaz bir malzeme. Kendisini sadece %90'ını Ramazan'da tüketip şey yapmak çok acayip geliyor ve sadece beyaz güllü aş olarak yemek. İşte Osmanlı mutfağının hani farklı algoritmaysa vişneli ekmek vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. Vişneli ekmek mantığını trit olan güllaça yani trit de onu da hemen söyleyeceğim. Alın kombine edin vişneli bir güllü aş, güllaç çok güzel oluyor veya çiçek sulu yaparsanız başka falan filan. Veya kızartın. Hiç kızartmadıysanız bir gün böyle kalmış, açıkta kalmış falan bir güllaçı hafif bir et suyuyla ıslatıp şöyle bir paçanga böreği yapın içini. Onu kızartın. Yani kenarının çıtırları var neyse ya. Neyse ki birazdan yemek saati çok iyi. Ya şöyle uyanalım. Şey, hangi o... kitapta var bu tarihler? Buradan doğru yemek. Onlar da olmayabilir bir kısım. Şey, bütün hepsinin çıtır olduğunu hayal edin. Çünkü güllaçın öyle bir özelliği var kızartımı. Mesela ilk çıkan ahçıların canım, sığına... Canım ya ben 20 dakika konuşmak gerekiyor. Yani sonra millet kaçıyor. Hayır bir uyandırılalım istedim. Uyandırılalım. Ondan sonra şey yani, bu bir taraf. Biz ısıttık artık. Yani, bu sabahdaki sohbet böyle oldu yani. Lobideki kafeye çalışıyoruz şu an. Lobideki kafe bana yüzde verecek. Şey bir taraftan da teknik. Aslında mesela Ben Marie bir teknik midir diye sorsak. Ahçı öğren çok fazla yok ama... Herkes benmari üç aşağı beş yukarı bilir. Trit, demin konuştuğum için aklıma geldi. Trit nedir diye sorduğumuzda bir yemek mi dersiniz? Ne dersiniz? Ha? Sesli sesli. Ha. Trit de aslında bir teknik. Yani İskender kebap da tritle yapılan, ekmek kadayıfı da tritle yapılan. Yani kuru bir şeyin ıslatılması usulü. Yani ama biz asla... yani asla demeyeyim de hani bugüne kadar ne yazık ki kendi tekniklerimizi, kendi yemek yapma biçimlerimizi mesela Fransa bu kadar hızlı yani bu kadar uzun yıllar çok domine etmesinin en büyük sebeplerinden, baskın olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bunu birazcık hani şekle şemale de sokmuş olması. Bizim ne yazık ki bugün hala üniversitelerimizde 3. sınıfta Türk mutfağı eğitimi başlıyor, kimisinde 4. Düzgün bir Türk mutfağı, böyle bir okkalı bir kitap, ben bütün tarifleri içinde bulacağım deseniz böyle bir kitap yok. Ha? Tel kadayıfı. Mesela. yani kadayıfta da şöyle bir hadise var. Güzel kadayıf künefe. Kadayıf ne tatlı ne tuzlu. Biz şerbet koyarak onu tatlandırıyoruz. Dolayısıyla işte hani demin söylediğim hadisede neden tuzlu olmasın? Bir mantı matematiğini, algoritmasını kullanarak onu alın böyle sarın 10 dakikada. İçinde de güzel böyle köfte kıyması çıtır çıtır çıktı. Sarımsaklı yoğurt ve salça, domates, acı yağ. Tamam, son merdiven altı tarifimdi. Ondan sonra bitiriyorum hemen. Pekmezimizi söyledik, ayranımızı söyledik, güllaçımızı, kadayıfımızı, teknik olarak trit, teknik olarak dolma, teknik olarak mantı, lahmacun, pide ve ailesinin memleket yorumları. Sustum. Sufle gibi. Eklemek isteyen var mı? Ben şöyle bir şey eklemek isterim. Neyle öne çıkabileceğimizi konuştuğumuz zaman, tabii ki teknikler, katılıyorum Refika'ya buna. 10 tane, 20 tane, 30 tane daha ekleyebiliriz. Çünkü aynen. Gerçekten çok var. Ham madde olarak da aynı şekilde. Tarhanadan bahsetmedik, ne bileyim ben ham süt peynirden bahsetmedik vesaire vesaire. Bu bölgenin otları ve yemeklerinden hiç bahsetmedik. Şimdi baktığımız zaman belki de heyecanı orada. Hep cep telefonu taşıyoruz ya, yurt dışına gittiğim zaman işte mutfağını bahset. Ya bak işte bunu Türkiye olarak varsay. İstanbul burada, Güneydoğu şurası, bak burası da Ege. Ve ince uzun bir harita işte. Ve bunun üzerinden farklı bölgelerin nasıl farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında Güneydoğu'daki bir yemeğin milli yemek olduğunu varsayarsak, o zaman Ege'deki yemek ne oluyor? Veyahut da Karadeniz'deki yemek ne oluyor? O kadar birbirinden farklı ve o kadar keyifli bir zenginlik ki bu. Bunu bu zenginliği konu olarak ele almak ve öne çıkarmak
Bu zannediyorum gerçekten birçok ülkeden çok farklı olduğumuz bir konu. Bu zenginlik, bu katman hayatımızda da çok zorlaştırıyor. Etnik farklılıklar, dini farklılıklar, yani bugün uğraştığımız günümüzdeki dertlerinde belki kökeni bu. Ama hayatımızı ve özellikle yemeklerimizi bu kadar renklendiren bir konuda. O yüzden bunu negatif olarak değil, tam tersine pozitif bir şey olarak bakıp, ya biz buyuz, bu kadar katman, bu kadar deriniz, biz böyle köklerimiz derine iniyor ve buradan bir şey çekip ve herkesin bölgesi, herkesin köyünden, herkesin memleketinden bir şey çekip, bak biz buyuz diyebildiğimiz an gururla, o zaman zaten hakikaten, aha bak sende yok işte bundan, bende var diyebileceğimiz bir şey çıkıyor. Ben hemen onun üstüne pekiştirecek birkaç şey söyleyeyim. Açıkçası biz de tabir ederken yabancı misafirlerimize ya da şef arkadaşlarımıza şeyin bilincinde tarif ediyoruz. Mutfağın, yemeğin, kültürünün etnik kökeni yoktur. Coğrafyası vardır. Coğrafya içinde etnik kökenler sürekli değişebilir, dönüşebilir, devşirilebilir. Ama o coğrafyanın verdikleri hep aynıdır ve değişmez. Ve o coğrafyanın öğrettiklerinden, hatırlattıklarından yola çıkarak biz geleneklerimizi günümüze kadar taşırız. O noktada biz o kadar zengin bir coğrafyaya sahibiz ki en büyük avantajımız bu. Zaten bu coğrafyayı insanlara anlata anlata bitiremiyor olmak bizim için en büyük avantaj. Ulaşabileceğimiz yüzlerce geçmişimize dönük malzeme var ve bunların her biri değerli ve birbirinden üstün aslında. Bir örnek vereceğim mesela, soru soracağım, çok basit. Ben de daha yeni öğrendim bu yeni yerel sohbetler sayesinde. Topik, Ermeni mezesidir değil mi? Topik. Yani bize Ermeni mezesi olarak... Herhalde, ha, hayır, bize Ermeni mezesi olarak öğretildi. İstanbul Ermenilerin yaptığı bir meze. Ama Ermenistan'da yok. Yok, yokmuş. Demek ki topik aslında günümüze kadar coğrafya dolayısıyla gelmiş. Bu çok basit bir örnek aslında. Bu yüzden de biz gerçekten coğrafyamızın ne kadar derin, önemli bir geçmişe sahip olduğunu anlatabiliyor olmamız beraberinde saydığımız, sayacağımız bir sürü malzemeyi de değer kata kata insanlara tanıtıyor olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Son 10-12 dakika giriyoruz. O yüzden belki birkaç soru alırız ama daha evvel, yani şöyle bir toparlamak gerekirse, küreselleşen Türk mutfağı diye konuşurken sonuçta bunun... Çok pardon, sen bir şey ekle. Şimdi biz hep böyle çok güzel, ne bileyim, karnabahar hakkında konuşuyoruz, topik hakkında konuşuyoruz, ayran mayran, yani her şey böyle bizim dilinin üstüne geziyor. Ama ana malzeme su. Yani Türkiye'de bir su problemi var. Yani bence biz çok dikkat etmek gerekiyor. Yani o su yoksa o zaman unut bizim mutfağımız. Yani orada çok iyi dikkat etmek gerekiyor ve bakmak gerekiyor. Konya Ovası su yok. Hatay tarafından su boru sistemi getirdiler. Konya Ovası'nı sulamak için böyle bir şey, böyle bir proje yapmışlar. Yani biz artık yani böyle bir hareket yapıyoruz. O doğru değil. Bence orada çok iyi planlamak gerekiyor. Birkaç tane sistemi değiştirmek gerekiyor. Mesela en önemlisi su damla sistemi. Ama ikinci ve şimdi çok yani hassas bir nokta açılıyorum belki, HES sistemi. Çünkü orada çok dikkat etmek gerekiyor. Yani orada böyle bir, yani biz kendini artık yani parmağın içine kesiyoruz. Yani 5-10 sene sonra yani çok daha zor bir durumda kalıyoruz. Geçen gün bir haber çıktı. Yani bir Birleşik Milletler'den bir rapor çıktı. Türkiye'nin son 5 yılı bir kuraklık yaşıyoruz. Ha diyorsunuz ya, ama çok yağmur yağıyor, kar yağdı. Evet, ama yeterli yağmur yağmıyor. O büyük bir problem, kocaman bir problem. Ve orada oturmak ve düşünmek gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla yeme içme derken doğa bunun içine giriyor.
tarih bunun içine geliyor, giriyor. Çok katmanlı bir konu. Ama bir sorulara da zaman tanımak istediğim için isterseniz şimdi buyurun. Biraz tamamlayıcı gibi ilerleyeceğim. Biraz da pozitif. Türkiye 47 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiyor. Bunun yaklaşık 4 milyon tonunu taze ambalajı üretiyor. 6 milyon tonunu da tükettiğimiz muamillerde kullanıyor. Onun da 1,5 milyon tonu ihraç ediliyor. Aynı zamanda bu ülke 12 binin üzerinde endemik türü olan bulunduğu enlemdeki en önemli coğrafya. Yani sizler gibi güzel örnekler varken gençlerin alacağı feyizle Türkiye bu alanda ciddi bir inovatif çığ açacaktır. Yani Türkiye mutfağı, işte Anadolu mutfağı, coğrafya mutfağı dediğimizde biraz Arap, biraz Ermeni, biraz Fars, biraz Akdeniz, Grek, Balkan, Seferat, hemen hemen her şey var. Çünkü bir geçiş yolu üzerinde bir coğrafya. Bitki türü olarak da öyle ve bu zenginlik çok uzun sürmeyecek diye inanıyorum. Dünyada hak ettiği yeri bulacak. Bunun da öncüleri sizlersiniz, uç beyleri sizlersiniz. Çünkü onu bize vaaz ettiniz. Sanıyorum yeni yetişen nesil de sizlerin izninizden daha büyük işler başaracaklar diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkürler. Tabii de. Çok özür dilerim, hemen şey yapacağım. Doğru ama bir konu, şöyle bir şey var. Mercimek, yeşil mercimek. Dünyada birinci, üretimde birinci iken biz, şimdi BİM'e gidin, mercimek alın, arkasını çevirin, Kanada'dan geldiğini göreceksiniz. Börülce alın, Güney Amerika'dan geldiğini göreceksiniz. Bu topraklarda, bu toprakların güneşiyle dünyadaki en lezzetlisi yetişen bu güzellikleri bu hale getirmek bence yani hani şeyde baktığınızda hani bunları bu kadar üretiyoruz, ne kadar üretebilecekken böyle üretiyoruz diye okumak ve Kanada'dan mercimek ithal edeni de alanı da gitsin başka memlekette yaşasın, başka memlekette okusun. Hani önce aldığınız şey arkasını çevirip biliyor musun? 15 sene önce Kanada'da mercimek yok. Aynen öyle. Yani aynen gerçekten öyle. Mercimek yok. Hollanda'dan biliyorsunuz ki yani bütün narenciye pideleri Hollanda'dan yani yetiştirmiş ve ağaçlar limonlar geliyor. Çiçek gelirken kamyonlar boş dönmesin diye buradan böyle güzel küçük şeyler, çelikler alalım diye başlayıp şu an bize bütün o ithal edilen ve bütün o şeylerde işte yazlıklara güzel güzel döşenen ağaçlar böyle geliyor diye bir hani şey yapmak istedim. Bir ufak bir bilgi. Üniversiteden çok yakın arkadaşım uluslararası ticaret okudu. Şu anda çok yakın arkadaşım olduğu için bu bilgiye haizim. Bir yabancı bir ülkenin konsolosluğunda çalışıyor ve görevi önümüzdeki 5-10 senenin ülke tarım gidişatını incelemek, onun analizlerini ve raporlarını çıkarmak ve kendi ülkesinin ihracat anlamında tarım politikalarını belirlemek üzerine bir iş yapıyor kız. Bakın, bu ülke ne halde, ne durumda, ne üretiyor, ne üretemeyecek yakında biz ona göre üretelim de satalım bunlara. Şimdi biz henüz o kadar ileriyi maalesef göremiyoruz. Görebilsek çok zengin bir ülkeyiz de. İnşallah o günlerde gelecek. O da sizlerin sayesinde. Tabii. Var mı başka soru? Pardon, siz önce izleyin. Şeflerim televizyonda izlerim. 2015 senesi İtalya'da en çok aranan veyahut da en çok müracaat edilen mesleklerden bir numarada doktorluk. Aynı rakam üzerinde de şeflik. Acaba Türkiye'de sizin gibi şu anda duyduğum kadarıyla çok değerli gastronominin
öncülü olan sizler bizim Türkiye'de yetiştirebileceğimiz eğitim verilecek ama ciddiyetle şef yetiştirme olasılığı var mı? Ben hemen atlayacağım buna. Bana bazen bu 20 sene önce geldim, 20 sene önce Türkiye'ye taşındığımda veya da Türkiye'ye geri geldiğimde işte 86-89 arası bir 3 sene buradaydım. Yurt dışına gittim, sonra 96'da geri geldim. Bazı yeni aşçılar bana ihtiyar diyorlar, abi diyorlar, amca diyorlar, amca dedikleri zaman fırça yiyorlar ama bir hayli uzun zamandır belki de şey diye anılıyorum, niye bunu anlatacağım da alabileceksiniz. Yani ilk eğitimli veyahut da yurt dışında aşçılık okumuş olan işte kişi diye anlatıyorlar. Öyle bir şey yok. Muhakkak benden önce okumuş çok insan var ama biraz öne çıktığım, işte röportajlar yapıldığım, tam mesleğin havalı ve İtalya'daki gibi popülerleşmeye başladığı bir döneme denk geldim. Şanslı bir döneme denk geldim. İşimin de yardımcı oldu bu. Çok okullarla içli dışlıyız. Hepimiz okullarla içli dışlıyız. Çok ciddi sayıda Türkiye'de genç aşçı çıkıyor şu aralar. Türkiye'de de İtalya'da kadar, atıyorum doktorluk kadar veyahut da bir şey mühendisliği kadar olmasa da bugün ilk yapılması istenen meslek olarak, yapılan değil, okunmak istenen meslek olarak baktığımız zaman üst sıralarda alıyor aşçılık bugün. Bu delilik. Çünkü öyle bir kültürden geliyoruz ki, şah kültüründen, şeyler var, hükümdarlar var, bir de onlara hizmet eden ordular var, insanlar var, aşçılar da bunlardan biri. O yüzden geçmişte anne baba ben aşçı olacağım dendiği zaman bir tane tokat yiyordu suratına çocuklar. Bolu yöresi dışında orada bir aile geleneği vardı. İyi ki de varmış. Ama şu an öyle değil. Şu an görüyoruz ki anne babalar bazı bölgelerde, özellikle büyük şehirlerde, halen kırsal kesimde aynı şey geçerli değil. Ama büyük şehirlerde ya oğlum bak çok havalı bir şey, bak televizyonda havalı aşçılar var, dergiler var, kitaplar var, müthiş iş. Bu çok çok iyi bir gelişme ve yani o yüzden biz bütün olup bitenlerin içinde hakikaten ileriye biraz daha aydınlık bir şekilde bakabiliyoruz. Çünkü bir ordu geliyor arkadan. Böyle beyinleri fıldır fıldır, heyecan içinde bunu yaşıyorlar, bunu soluyorlar. Ve bunların büyük çoğu, tüylerim diken diken orada konuşurken, bunların büyük çoğu yerel mutfak peşinde. Yerel mutfak cool olduğu, havalı bir şey olduğunu algılamış vaziyette bunların çoğu. O yüzden evet, gelecekte hakikaten en azından yemek konusunda tarım olmasa, şu olmasa, bu olmasa ama emin ellerde olduğumuzu düşünüyorum. Baktığınız zaman da bu aşçılardan bazıları aşçılıktan sıkılıp sonra çiftçi olacak. O zaman iyice zaten hayat tatlı olacak. Teşekkür ederiz. Sizde bir soru vardı, buyurun. Pardon. Daha evet. Merhaba, ismim Naime. Hoş geldiniz. Ben şunu merak ediyorum. Türk mutfağında temel gıdalardan biri de ekmek. Ekmek konusunda biraz bilgi verirseniz. Çok önemli konu. Bir saat daha bu konuyu tartışabiliriz. O kadar derin bir konu aslında. Teşekkürler. Ben şey diyeyim, çok radikal olacak. Aranızda fırıncı var mı bilmiyorum ama belki de çok hani basite kaçacağım. Un, tuz, su. Evde karın, pişirin ve yiyin. Afiyet olsun. Un. Tuz. Un. Ekmek, mayalı ekmek binlerce sene önce olan bir mesele değil. Mayalı ekmek daha sonra bu topraklara gelen bir şey. Aslında insanoğlu son 11 bin senedir, 11 bin senedir buğday veyahut da bu tahılları yiyoruz. Ve özellikle ekmeğe dönüştüğü zaman 10 bin sene hakikaten çok fazla bir şey değil. Ben hep onlamaya 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene çok fazla bir şey değil insanlık tarihinde. Çok hızlı geçiyor. Ve ekmeği biz bu bölgede yeni yeni, aslında mayalanmış ekmeği yeni yeni yemeye başlıyoruz. Son birkaç yüz senedir belki yiyoruz. Ve son 50 senedir tabii daha bile kısa bir zamanda
endüstriyelleşmeye başladı. Bu sadece ekmek değil. Aslında sorduğunuz sorunun temelinde görebiliyorum siz memnun değilsiniz piyasadaki ekmeklerden. Sorunuz oradan geliyor. Bu temelin sadece ekmek değil, bütün üretilmiş gıdalar için aynı hikaye. Demin Wilco'nun anlattığı hazır yemeği mikrodalga fırına atın, düğmeye basın meselesi. Bugün gidin bakın bir tane bir ara şey kampanyası vardı. Deliriyordum. Ekmeğime el değdirmem. Niye el değdirmeyeyim? Bir makine yapsın, plastik torbaya sıkıştırsın, arkasında da hiçbirinin ne üdüğü olduğu belli olmayan 35 tane ham madde var. Halbuki Max'ın söylediği hikaye, evet su var, iyi temiz bir su, doğru bir buğdaydan veyahut da başka bir tahıldan yapılmış bir un, tuz varsa tuz, maya, hadi tamam mayalansın istiyorsak, evet biraz daha pofidik bir ekmek peşindeysek, evet maya, ekmeğe bunlar girer. Ama ekşimesin diye, küflenmesin diye, yok işte bilmem ne kıvamında olsun diye malzemeler kattığınız zaman ekmekte bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Ama bir tek ekmeği değil, bakın marketteki çoğu nar ekşisine, çoğu pekmeze, çoğu tahine, çoğu bilmem neye, aynı hikaye orada geçerli. O yüzden aslında temelinde adil, doğru bir gıda meselesidir. Sadece ekmek değil, tabii ekmek çok sembolik bir hikaye Türkiye'de. Ben de bir şey sormak istiyorum. Evet, lütfen. Şimdi... benim kızım söylediğim 7 yaşında, tamam mı? Geçen gün internette çok güzel böyle bir deneme bir şey gördüm. Beyaz ekmek alıyorsun ve o zaman 3 çeşit yani 3 dilim ekmek alıyorsun. Bir tane pis elle basıyorsun, birisi orta pislik ve birisi temiz bir elle basıyorsun. Şimdi fabrika ekmeği aldım. Marka burada kesinlikle söylemeyeceğim. Bastırdı, ilk olarak yıkadı, çok güzel böyle temiz temiz bastırdı. Plastik torba içine koydum, kapattım, koydum kenara. İkinci biraz böyle bir şey dokudu, bastı, koydum kenara. Birisi çok pis, tamam sokakta her şey dokudu, dokudu, ne bileyim şeyler, o da. 3 gün sonra çünkü küfleniyor. Ben 3 gün sonra geldim, baktım, bembeyaz, taze taze, çok güzel bir ekmek. Tamam, o zaman 1 hafta beklemek gerekiyor. Baktım, bembeyaz, taze taze. 10 gün sonra, 20 gün sonra hala bembeyaz, taze taze. Eyvallah, yani iyi bir fırından alın ama fabrikadan lütfen almayın yani diyorum. Ve şey, ekmek çok önemli. Yani Hitit dönemde mesela 150 çeşit ekmek vardı. Ve yani biz Hitit mutfağına çok fazla bilgi alamıyoruz, bilmiyoruz. Çünkü yazmıyor. Ha, yazıyor ama kim için? Tanrılarının yemeği. Ama halk ne yedi biz bilmiyoruz. Şimdi ekmek çok önemli onlar için ve bir aşçı bir ekmek yapıyorsa tabii ki şey geliyor, söyle rahip geliyor ve o tanrılara veriyor. Tabii ki adam kendini böyle çaktırmadan yiyor. Şimdi o ekmek iyi değilse aşçının kafa kestiler. Böyle bir gelenek var Hititlerde. Ya. Buyurun size. Bayan, şu bayan, öndeki bayan. Bu çoktandır bekliyor. Tabii ki. Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bilmem dediniz mi, hiç bilmiyorum ama Türk kahvesinin inovasyon halini, yani yeni halini başardım içirmeyi aileme. Şöyle, Türk kahvesini yani başlamadan önce, kahveyi cezve atmadan önce öncelikle çikolata koydum, suyla erittim. Daha sonra kahveyi attım, içine şeker koydum biraz da. Daha sonra kahve olunca cezveyi döktüm tabii. Buraya kadar tamam, buraya kadar herkes sonra, biliyor. Evet. Sonrası kahveyi soğuk içirdim. Tadı bomba gibi oldu yani inanılmaz. Denendi mi bilmiyorum ama ben ilk olarak hiçbir yerden duymadım. Denediniz mi açıkçası? Siz yerden merak ediyorum. Siz denediniz mi? Denediniz mi? Çikolatalı Türk kahvesi. Başka şeyler denediniz galiba. Türk kahvesi hassas bir konu tabii. Çok yani bir içeceğe siz bir memleketin, bir milletin, bir halkın neyse çok dikkatli olman lazım deyince bu aralar ne kullanıyorsak kelime olarak ama Türk kahvesi dediğimiz zaman bütün bir ulusu belki temsil eden bir içecek. Kaç tane ürünümüz var ki önüne Türk bilmem nesi geliyor özellikle yiyecek.
O yüzden çok hassas bir konu. Çok tehlikeli sulara giriyorsunuz. Bence çok harika bir cesaretle çıkıp bunu anlattınız. Onun için tebrik ederim. Önce onu söylemem lazım. İçecek iyi bir şey olur, sonucu kötü olur, iyi olur. Bunun benim açımdan şu açıdan hiçbir önemi yok şu an. Çünkü ancak öyle deneyerek ve hata yaparak. Bir hata yapacağız, bir daha deneyeceğiz. Düşeceğiz, kalkacağız, bir daha deneyeceğiz. Ancak böyle bir şekilde ilerleyebiliriz. Ama temelinde baktığımız zaman Türk kahvesine veyahut da demin Maksut'un anlattığı ekmek gibi kahveye de baktığımız zaman, özellikle de en eski kahve pişirme tekniği olarak baktığımız zaman ve aslında Türk kahvesi dediğimiz zaman bir cezve veya da ibrik ülkelerine göre değişiyor. Dünyada bu Türk kahvesi diye de geçiyor ama artık Türk, Yunan, Arap diye karışmamaya başladı. Çünkü orada bu sefer milliyetçi duygular girmeye başlıyor. Dünyada buna cezve ibrik kahvesi denir. İki kelimeyi de kullanıyorlar. Cezve kahvesi ya da ibrik kahvesi demiyorlar. İkisini birlikte kullanıyor ki belli bir bölgenin kahvesi ve belli bir pişirme tekniği. Bu da temelinde çok ince öğütülmüş. Çekirdekler, su, eskiden şeker yokmuş, sonradan şeker eklenmiş ve kaynatılarak yapılan bir kahve. Tabii buradaki en büyük sıkıntı bunun acı bir kahve olması ve dünyaya baktığınız zaman bu bölge dışında o kahvenin acılığını seven pek yok. O yüzden şekerler ekleniyor vesaire vesaire ve doğal olarak aslında insanoğlu o acılığı sevmiyor. Tatlılaştırmak istiyor. O yüzden daha çok şekerli kahve satılıyor bu bölgede. Biz aynı zaman kahve üretiyoruz, onu anlatmam lazım. Ve iyi kahve üreten şirket, yani iyi derken en iyi çekirdeği bulmayı hedefleyen, küçük çiftçi, dünyadaki küçük çiftçilerden kahve alan bir yapımız var. Ve Türk kahvesine dokunmaya başladık. Ve aynı şey, balyozla kafamıza vurdular bir sürü. Ve yaptığımız tek farklılık, öğütme derecesini şu kadar mikrondan şu kadar mikrona değiştirmek, onu da mikroskopla ölçerek nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Bir de suyun kalitesine bakarak ve cezveye koyarken kaç dereceyle. Şimdi baktığınız zaman, yani şimdi bu yaptıklarımı babaanneme anlatsam terliğiyle kafama vurur. Ama soğuk suyla başlaman lazım evladım derdi. İşte kahveyi böyle yapacaksın, şöyle karıştıracaksın, işte iki kere kaynatacaksın, bazıları üç kere kaynatacak. Halbuki bilimsel olarak baktığımız zaman acılığı istemiyorsanız, çünkü kahve eninde sonunda bir meyve ve tatlı bir meyve. Sıcak suyla başladığınız zaman ve çok kısa bir şekilde kaynama noktasına dahi getirmeden pişirdiğiniz zaman muazzam, lezzetli, koku dolu, tatlı bir ürün oluyor. Ama burada tabii ki şart çekirdeğin taze kavrulmuş olması, doğru bir şekilde kavrulmuş olması ve anında hemen içmeden önce öğütülmesi. Bu da eskiden yapılırdı. Mahallelerde öğütülürdü kahve. Ama bugün tenekenin içinde bir açıyorsunuz, açtığınız an zaten bütün tadı, kokusu vesairesi gidiyor. Siz ne yaparsanız yapın o teneke kahveyle ya da torba kahveyle, mümkün değil iyi bir kahve üretemezsiniz. İnovasyona bu açıdan da baktığınız zaman aslında temelinden ve geleneğinden çok fazla koparmadan adım adım oraya doğru giderseniz belki daha çok müşteriniz olabilir. Serdar Bey gözümün içine bakıyor, saat de gözümün içine bakıyor ama şununla bitirelim mi ya? Bir cesaret çünkü... Eyvah. Yo yo, buyurun lütfen. Benim de sorum var çünkü. Aha. Buyurun. Tam çünkü cesaret dedik. Evet evet, siz, o bayağıdır bekliyor. Zaten söz verebiliriz. Tabii ki. Sonuncu panel olmanın keyfini çıkar. Cesaret demişken Mehmet, şeyden de biraz bahsedebilir miyiz ne olur biterken? Madem cesaret dedik, şu yemeğini keşfetten duyuralım burada. Cesaret dedik, hadi. Tamam, peki. Kim bana bakarak söylüyorsun gene. Maksut anlatır, biz abi. Ben moderatörüm. Yok, ben ne haddime canım. Abim var burada. Yine abi dedi, gene İhsan Mahmeti. Kısa, çok kısa. Yani sadece... Türk Mutfağı Derneği diye bir dernek var. Son derece ufak, aslında kendi içine dönük çok değerli projeler yapan bir dernek. Ve senede bir ya da iki tane proje yapıyor. Ve bu sene 23 Nisan'da İstanbul'da Yemeğini Keşfet diye bir günlük çok yoğun bir konferansımız var. Ve bu yılın teması cesaret. Cesaret konuşacağız, cesur konuşacağız. Gerçekten cesur konuşmacılar var. Türkiye'den ve dünyadan. Cesaret konuşacağız. Cesaret nedir? Tabii ki ortak noktamız yiyecek ve içecek olacak. Ama son derece herkes çok
kısıtlı bir katılımı olabiliyor. Çok küçük bir alanda yapıyoruz. Ama muhakkak sosyal medyadan Yemeğini Keşfet'i yakında duymaya başlayacaksınız. Sizden ricamız bunları hakikaten takip edip bir de eşe dosta bunları yayarsanız zannediyorum önümüzdeki dönem gerçekten Türk mutfağı ve hatta bölgenin mutfağı için çok değerli hikayeler konuşuyor olacağız. Teşekkürler. Aynen. Buyurun. Hemen yanınızda. Öncelikle bütün konuşmacılara çok çok teşekkür ederiz ve bu programı bu haftada 2 gün boyunca bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben KFC Gıda'nın Ar-Ge mühendisiyim, gıda mühendisiyim. Sizden en büyük isteğim şu yönde olabilir. Ne yazık ki Türk halkı olarak hangi gıdanın neye yararlı olduğunu bilmediğimiz gibi, hangi gıdanın nasıl işleneceğini, hangi koşullarda, hangi ürünün, hangi ham maddenin neler elde edileceğini ve önümüze neler sunulacağını hiçbir şekilde bilmemeliyiz. Ve bu konuda o cahil cesareti dediğimiz merdiven altı üretimlerin ve her gün değişen yeni trendlerle ortaya atılan ürünlerin, bir kenara atılan çöplerin kurbanı olan bir yığın, çöp kümesi haline geliyor. Bunu nasıl önleyebiliriz? Çok güzel kökleden analizleri yaptınız. Dünya şu... Teşekkür ederiz. Hemen alalım. Nasıl önleyebiliriz? Anladık. Tamam. Kalanı yorum olacak. Onu da konuklar yapsın ki sorunun bir anlamı olsun. Dünya şu an dediğiniz gibi iyi çiftçilik yapılırsa iyi ham madde de olur. Evet, i̇yi ham maddenin kaynağı olan ülkede yaşıyoruz. Evet, bunu en iyi şekilde işleyebilirsek formasını... Evet, bundan bahsettik. Sorunun cevabını alalım. Buyurun. Nasıl bunu daha iyileştiriyoruz? Sormadım daha önce. Soru ne? Daha sormadınız. Evet, dinlerseniz. Ama bu yorum oluyor, panelistler evet, cevaplasın. Soru ne kadar uzun olursa cevap o kadar anlamsızlaşır. Buyurun. Şimdi sizin çok büyük bir göreviniz var. Ön plandasınız. Gıda mühendisleri bu konuda ön planda hiçbir zaman olamaz. Ne yazık ki. Fakat Türk mutfağının globalleşmesi adına neler yapılabilir? Bu yönde franchising olacak şekilde en iyi menülerimiz ve en iyi ürünlerimizle onların dünyaya yayılmasını amaçlayan bir yaklaşım var mıdır? Bir çalışma var mıdır? Bunun için neler yapmayı planlamaktasınız? Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Keşke bu soruyu en başından sorsaydınız, evet, konuşma yöntemimizi de ona göre belirlerdik. Ama konuşulanlar da zaten yani, birazcık cevaptı. Şöyle ki biz bir konuşma süremizden daha uzun bir süre hep beraber oturup ne konuşsak zamanı doğru yönetsek üzerine konuştuk. Sizin sorduğunuz sorunun ve anlattıklarınızın bence bir o kadar daha zaman açıklamaya ihtiyacı var. Ama söylediklerinize de kesinlikle katıldığımızı ve üzerinde çok dertleşebileceğimizi ben biliyorum şahsen. En azından bizim aramızdaki sohbetimizden çıkan bu. Onun dışında cehaletimiz açıkçası sadece işin tüketen tarafında değil, aynı zamanda işleyen tarafında da olduğunu bildirmek durumundayım. Çok basit bir örnek vereceğim, sonra da susacağım. Mesela çam fıstığı çok pahalı olduğu için çam fıstığı boyutunda yer fıstığını çam fıstığı diye fahiş fiyatlara satan işletmeler var. Bir çam bayağı fıstık bir, üreticisi bayağı varmış aramızda. Muzdarip galiba. Açıkçası bizim sektörümüzde ne yazık ki çam fıstığıyla yer fıstığını ayırt edemeyecek aşçı arkadaşlarımız var ne yazık. Bu yüzden de bu cehalete boyun eğiyoruz. Hepimizin eğitime ihtiyacı var. Soru sırası bende. Cemre Hanım, moderatörlüğün fıtratı gereği siz hep gölgede kaldınız ama ben sizle ilgili bir detaydan bahsedeyim. Sayın Cemre Narin, World's 50 Best Restaurants'ın bölge sorumlusu. Bu liste nedir? Kökeni nedir ve içerisinde hiçbir Türk mekanı var mıdır? Var. İşte bir dinleyelim. Bilenler de var. Evet. Bu liste aslında İngiliz Restoran Dergisi'nin bundan 12 sene önce başlattığı bir liste.
Fakat yıllar içinde popülerliği gittikçe artmış ve dünya çapında 900 oy veren tarafından karar veriliyor bu listede kimler olacağına. Yani şu anda sanırım dünyanın en etkili listesi diyebilirim. Türkiye'den de Mikla geçen sene ilk yüze girdi. Tebrik ediyoruz. Aynen. Çok tebrik ediyoruz. Tabii listenin gerçekten hem ülkenin, yani ülkelerin mesela işte Danimarka gibi ya da Peru gibi Latin Amerika'da ciddi bir gelişme var tabii son senelerde. Etkisi çok büyük. Yani sadece restorana değil, bütün ülkeye yararı var. Değil mi? Restorana da var tabii. Ama önemli bir hikaye. Bütün bir şehrin gidişatını değiştirebiliyor. Aynen. Bizim için tabii gurur verici orada ne kaz ciğeri ne haber kullanmamız, tarhana, yoğurt ve hamsi benzeri ürünlerle bunu yapmış olmamız. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok önemli. Sadece restorana katkı da bulunmamasına örneğim. Çünkü günün sonunda biz gerçekten ilk başında da söylediğim gibi ellerinize sağlık, tebrik ediyorum. Sayenizde bizler de nemalanacağız. Çünkü Mikla'yı deneyimlemeye gelen, bu başarıdan dolayı deneyimlemeye gelen insanlar dolayısıyla bizleri de tanıyabiliyor olacak. Bizim yani mutfak kültürümüzün farklı farklı yüzlerini, yönlerini de görebiliyor olacak. Keşke bunu bir milli program içine alabilsek de bu tür restoranları da destekleyici bir projede üzerinde geliştirsek diye de hayıflanmıyor değiliz aramızda tabii. Aramızda hayıflanır. Yani mesela Noma'yı örnek vermek gerekirse gene Avustralya diyeceğim ama 10 haftalığına gitti. Tamam, dünyanın en iyi restoranı seçildi 4 sene. Üst üste. Danimarka çok aslında kuzey mutfağını dünya haritasına koyan, Danimarka'ya yemek yemeye gider miydik? Yani büyük başarı ama bunun 10 haftalık bir restoranın rezervasyonları ilk 90 saniyede bitiyor. İnternete düştüğü anda. 27 bin kişi beklemede o yemeği yiyecek diye. O 90 saniyede proses edilen diyeyim, işlenen para miktarı 2 milyon dolar gibi bir şey. Yani bunlar böyle. O yüzden önemli bir... Düşünmemiz gereken şeyler gereken değil mi? Bunlar kesinlikle muhatapları da burada. Rica ederim, ne demek, çok merak da ettiğim bir konuydu. Refika Hanım'dan aldığım bir pası da ben sizlere şeytanın avukatı olarak aktarayım. Tohum Derneği, Tohum Vakfı başta olmak üzere bir dizi çalışmayı yakinen takip ediyorum. Kuruluşundan itibaren çok ilgili olduğum ve çok desteklemeye çalıştığım bir alan ama o BİM'e, Makro'ya, Migros'a, Latin Amerika'dan baklagil ithal ettiren tüketiciler de bizleriz. Vicdanlarımızı alkışlayarak temizlemeyelim lütfen. Yani burada alkışlıyoruz ama uzaylılar satın almıyor onları. Neredeyse hiçbirimiz satın aldığımız şeyin üstüne bile bakmıyoruz. Nar ekşisi dedi biraz önce panelistimiz. Nar ekşisinin üstüne bir baksanıza, yüzde kaç nar yazıyor içinde. Allah'tan o konuda dürüstler, Allah'tan okuyan yok da satın alabiliyoruz hala. Yani bu en azından etiket okumak bile bir şeyleri değiştirmek için başlangıç safhasında yeterli. Ben başta Maksut Aşkan olmak üzere bütün panelistlerimize çok teşekkür ediyorum varlıklarından dolayı. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Kusuruma bakma lütfen. Çok memnun oldum. Başarılar, başarılar. Kolay gelsin, sizleri yerlerinizde alıyoruz. Çok teşekkür ederiz bilgileriniz için.